Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber ne çözeceğiz? Bir dikdörtgen sorusu çözeceğiz. Sorumuz 3D yayınlarından olacak. Soruda ufak bir konu anlatımı yapmak için bunu çizdim. Hemen soruyu anlatayım. Bir tane dikdörtgen vermiş. Burasının 67,5 derece olduğunu bize söylemiş. AC yani köşegenin 4 kök altı olduğunu söylemiş. ABE üçgenin alanı kaç santimetre kare olduğunu bize sormuş. Pekala. Soru çözümüne başlayacak olursak, başlamadan önce konuda şunu söyleyebiliriz. Mesela burada köşegenleri çektik ya, bizim buradaki uzunluklarımız birbirine eşittir. Bu birincisi. Hemen bunu gösterelim. Şimdi bunu ben buradan çekecek olursam, çektim değil mi? O halde şurada turuncu ile işaretlediğim yerler hep birbirine eşit olacak değil mi? Tamam, güzel. Sonra ne yapacağım? Pekala burada bir ikizkenar geldi mi? Nerede? Şuraya O noktası diyecek olursam OCB üçgeninde bir ikizkenar yakalamış bulunduk. Pekala o zaman burası şu turuncuyla taradığım açısı ne gelecek? 67,5 derece gelecek. Pekala o zaman buradaki açıya ne kalacak? 180'e birbirini tamamlayacağımız için buraya da 45 derece kalacak. Pekala şimdi ne yapacağım? Başka bir özellikten bahsedeceğim. Dikdörtgen özelliklerinde ben buraya mesela alfa açısı dediğim zaman 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpımı, köşegenleri mesela A'ya B diyelim, tamam mı? Bunlar bu köşegen B, bu köşegen A. A çarpı B çarpı sin 45 nedir? Benim dikdörtgenimin alanını verecektir. Pekala bakalım. Ha bir de köşegenleri buradan buraya çektiğim için birbirine eşit olacağı için rahatlıkla köşegenleri çarpabiliriz. O zaman hemen şurada çarpalım. 1 bölü 2 çarpı 4 kök 6 çarpı 4 kök 6 çarpı sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Gelin bunu bir çarpalım, ne gelecek buradan? Şuradaki 2, buradaki 2, buradaki 4'ü götürecek olursa 6 çarpı 4 çarpı yani 24 kök 2 geldi. Benim bulduğum bu değer nedir arkadaşlar? 24 kök 2. Burada bulduğumuz tüm dikdörtgenin alanıdır. Pekala ben bir de şunu biliyor muyum? Neyi biliyor muyum? Buradaki diğer bir dikdörtgene baktığımız zaman ben hepsinin alanını, yarısı, ortadaki üçgenin alanını verir mi? Evet verir. Buradaki alan ne demektir o zaman? Şöyle gösterecek olursak. Mesela tüm dikdörtgenin alanı 2A ise burada ortada gördüğümüz sarıyla taramaya, içini doldurmaya çalıştığım üçgenin alanında ne olacaktır arkadaşlar? A olacaktır. Pekala aynı şey burada da geçerli mi? Buradaki üçgende geçerli mi? Evet. Tüm alanım neydi? 24 kök 2. Ama 24 kök 2'yi de bölü 2 yaptığım zaman ne gelecek? 12 kök 2 gelecek. Bence güzel bir soruydu. Birden fazla özelliği aklınıza getirmeniz gerekiyordu. O yüzden seçtim soruyu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.